Merhaba. Türkiye'deki mahallelerde büyük bir kafa karışıklığı var. Nasıl olmasın ki? Ezberler üzerine dikilen kulelerin teker teker devrildiği bir dönemden geçiyoruz. Çekilen bir tuğla olsa yıkılan duvarla yetineceğiz. Lakin durum pek böyle değil. İki basit örnekle konuyu açalım. İlki İlhan İrem'le ilgili çarpıtma. Vefatı üzerine 1999'da kaleme aldığı Sevgili Fetuş diye başlayan makalesi gündeme geldi. İrem'in bu yazıyla cemaatin şimşeklerini üzerine çektiği, ondan sonra kariyerinin bittiği gibi paylaşımlar oldu. Bunun mantığı yok. Sürecin içinde yaşayarak geldik. 28 Şubat süreci buram buram yaşanıyordu. Fethullah Gülen aylar önce Amerika'ya gitmişti. Üniversitelerde başörtüsü yasağı başlamıştı. İslami hareketlerin kafasını kaldıramadığı bir dönemdi. Kaldı ki İlhan İrem 70'lerdeki çıkış şarkılarından sonra adeta deneysel, senfonik ve mistik bir döneme girmişti. 90'ların ikinci yarısı hele 2000'lerle birlikte ortalarda görünmez oldu. Eski sıklıkta albüm yapmıyor, konser vermiyordu. Birkaç yılda bir açık havada veya kuru çeşme arenada çıkınca olay oluyordu. Cemaatin canını sıktı diye birilerinin başına bir şey gelecekse en başta aynı sene Gülen'in meşhur video kasetini yayınlayan Ali Kırca ve ATV Haber'in başına bir şey gelirdi mesela. İkinci örnek Necip Hablemitoğlu cinayeti. Şimdilerde cinayetin azmettiricisi olduğu iddiasıyla aranan Levent Göktaş'ın sırra kadem basmasıyla gündemde. Hablemitoğlu Alman Vakıfları ve Bergama dosyası diye bir kitap yazmıştı. Kitap cinayetten bir yıl önce Ağustos 2001'de yayımlandı. Kitabın ana dayanağı Bergama Operasyonu'nun çerçevesi başlığıyla sunulan bir belgeydi. Ocak 1990 tarihli Federal Alman İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı belgesi. İsveç'te yaşadığı belirtilen Profesör Doktor Metin Deli Ormanlı tarafından gönderilmişti. Kaynak bu isimdi. Belgede özetle şöyle deniyordu. Bergama'daki altın yatağı Almanya tarafından gözardı edilmemeli. Türkiye, Ege'de onlarca altın yatağını peş peşe bularak Alman ekonomisini sarsabilir. Önlemek için senaryolar hazırlanmalı. Çevreci eylemler yaşama geçirilmeli. Henry Böll ve Gustav Strizemann vakıflarınca her türlü lojistik destek faaliyeti yürütülmeli vesaire. Kitap fitil ateşledi ve Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde 21 Ekim 2002 tarihli iddianame ile Alman vakıflarının yöneticileri İstanbul Barosu Başkanı Yücel Sayman, Bergamalı yerel yöneticiler ve eylemci köylüler dahil 15 kişi hakkında Türkiye'nin bütünlüğü ve layık devlet adına gizli ittifak oluşturmak suçundan dava açıldı. Dışişleri ve emniyetten bilgi istendi. Gazeteciler söz konusu belgenin peşine düştü. Ne çare? Ulaşamadılar. Çünkü, çünkü belge sahteydi. Belgenin kaynağı olduğu söylenen Profesör Doktor Metin Deli Ormanlı bulunamamıştı. Çünkü böyle biri yoktu, hiç olmamıştı. Hablemitoğlu mahkemede çapraz sorgulanacaktı. İlk duruşmaya bir hafta kala 18 Aralık 2002'de evinin önünde öldürüldü. Kitabın finansmanı ve daha birçok konu tartışmalıydı. Almanya'nın çıkarları için Bergama köylüleri kışkırtılıyor tezi çökmüştü. Rahmetli Aydın Engin konuyu araştırmak üzere Ege'de dolaştı. Geniş yazı dizisi yaptı ama gazetesi Cumhuriyet bunu basmadı. DGM'deki dava ise 69 gün sonra beraatle sonuçlandı. Şimdi buradan hareketle Hablemitoğlu kullanıldığı gerçekler deşifre olacakken ortadan kaldırıldı diyebilirsiniz mesela. Bu teori işe gelmeyince başka teoriye geçiliyor her zamanki gibi. Bakın Türkiye'de hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Mahallelerdeki panik de bu yüzden. Hangi siyasetçiye, hangi akademisyene, hangi gazeteciye güveneceklerini bilemiyorlar. Kudretli albay dediklerinin 3 gün sonra nasıl birer kağıttan kaplan haline dönüştüğünü görüyor ve şaşırıyorlar. Daha çok şaşıracaklar.